Böyle bir şey var mı bebekte bakılıyor kan bir topuk kanından alınan bir damla kanda varsa da hemen tedavisi mümkün bu hastalıkları. Tiroid hastalığı bebeklerde çünkü zeka geriliği de yapabilir. Erken tanısı çok önemli. O yüzden tüm doğan bebeklere mutlaka tarama yapılıyor. Doğar doğmaz kan vitamini yapılması da çok önemli. Ben birkaç hastanede yapılmadığını duydum. Bu konuda özellikle mesaj vermek isterim. Bebeklerde kan vitamini düzeyi düşük olduğu için kan vitamini eksikliği durumunda da bebek ciddi kanama geçirebileceği için mutlaka doğar doğmaz kan vitamini yapılması gereklidir. Yani bu konuda da aileleri uyarmak isterim. Onun dışında sarılık aşısı tabii taburcu olmadan önce yapılıyor. İşitme taraması yapılıyor. Bu işitme taraması da neden yapılıyor derseniz hani bebek sese tepki veriyor, niye tarıyoruz? Bazen yani bazı frekanslarda kayıplar olabiliyor. Ya da annenin bunu fark etmesi bebek konuşmadığında 2-3 yaşına geldiğinde oluyor. O kadar gecikmemek için her bebeğe işitme taraması yapılması öneriliyor. Çünkü oldukça sık aslında. 1000 bebekten birinde işitme kaybı olduğu biliniyor. O bakımdan bunu erken tanıyıp gerekli önlemleri alabilmek için işitme taraması yapılması gerekiyor. Bir de 4 haftalık olduğunda muayenede şüphelendiysek ya da bir risk faktörümüz varsa o zaman kalça ultrasonu da yaptır diyoruz. Peki prematüre doğum önlenebilir mi? Önlenebiliyor mu? Şimdi prematüre doğumun işte risklerini söyledik ki işte anne yaşı olsun, işte annedeki hastalıklar olsun, enfeksiyonlar. Bu riskleri taşıyan gebelere çok dikkatli olması lazım. Eğer böyle bir risk varsa ev istirahatinin erken başlaması lazım. Yani son 3 ayda mesela ikiz bebek taşıyan bir gebe hanım evde istirahat etmeli. Yani çünkü hareket etmek de bu rahim kasılmalarını arttırabilir özellikle çoğul gebeliklerde. Bir enfeksiyonu varsa idrar yolu enfeksiyonu gibi onun erken tedavisi doğumu geciktirebilir. Onun dışında rahim ağzı gevşekliğinden bahsetmiştik. Öyle bir durum varsa serkülaj dediğimiz rahim ağzı bağlanabiliyor. Bu şekilde bir müdahale gerekebilir. Ve bazı ilaçlarla anne doğuma hazırlanabilir. Evet, aslında birçok bu arada sorunlarından bahsettik ama hatta nörolojik ve zihinsel gelişiminden bahsettik. Diğer isterseniz sorunlardan da birazcık değinelim. Mesela sarılık dediniz, ondan biraz bahsettik. Anemiden birazcık aslında bahsedebiliriz, yani kansızlıktan, işitme problemleri dedik. Tamam. Şimdi prematüre bebeklerin kansızlığını anlatayım isterseniz. Şimdi yoğun bakımda yatarken tabii bebekte pek çok sorun olabiliyor. Bazı kan tahlilleri yapılması gerekebiliyor. Artı bebek tabii anne karnında düşük oksijenli ortamdayken dış ortamda yüksek oksijenli ortama geçmiş oluyor. Bu sırada yüksek oksijen olması kan üretiminin biraz baskılanmasına yol açıyor. Ve bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda kansızlık açısından risk altında oluyor bebekler. Ve bu nedenle işte periyodik aralıklarla kan sayımı yapılıyor. Gerek görülürse birinci ayda zaten mutlaka demir tedavisine başlıyoruz. Prematüre bebekler demir depoları da tam dolmamış olarak doğdukları için demir eksikliği anemisi için risk altındadırlar. Bu açıdan onlara demir tedavisini bir aylık olduklarında başlıyoruz. Sağlıklı bebeklere yani miadında doğmuş bebeklere ise dördüncü ayda demir tedavisi başlıyoruz. Onun dışında çok çok ağır bir kansızlık varsa kan vermek ihtiyacı da doğabilir. Bazen anne ile bebek arasında kan grubu uygunsuzluğu oluyor. Bu hem bebekte sarılık oluşturuyor hem de kansızlık oluşturabiliyor. Bu durumlarda da dikkatli olmamız gerekiyor.